Muhtarı aramadın mı hocam, Murat? Ya muhtar diye bir adam yok. He? Sen... Ah, buradan ben... ekmek olmaz. Bu ekmek kayboldu abi. Bu ekmek bitti. Alabiliyor muyum ortadan böyle? Al kardeşim. Baka baka gel. Abi çok komikler efendim. ...27 dönüm 17 metre arazim su altında kaldı. Patlıcanımız, kabağımız hima oldu. Benim 20 dönüm kabağım su altında. 15 dönüm balcanım su altında. İşte mallarımız burada. İşte Ziraat Bankası'ndan kredi kullandım. Bütün servetimi harcadım. Hep onun için şimdi sezon bitti. Yani mahsul bitti. Şimdi diyor devlet %30 zarar görmüş diyor. Bana bir şey verdiler, belge verdiler. Benim zararım %100. Şimdi ben ne yapacağımı bilemiyorum. Ben devletimizde diyorum gelsin görsün. Hasar tespitini %30 mu? Yüzde kaç olduğunu kendileri görsün. Benim çorum çocuğum evde aç. Hep biz buna bakıyorduk. İşte bu. Mahvolduk yani bittik. Devletimizden biz sadece Ziraat Bankası'ndan haricinde bize yardım istiyoruz biz kardeşim yardım. Bak bu adam ne zaman ekecek? Ne zaman biçecek? Ne yapacak? Allah yardım etsin buna ya. Bu tarla kira. Bugün ayın 11'i. Bu 11 mi hocam? Buraya adam kiraya tuttu. Bu adam ne yapsın şimdi ya? Bunlar neyi beklenir ya? Bölgemizde 28-29 Aralık gecesi çok hızlı şekilde yağan bir yağmurun ekili olan arazilerimize çok büyük bir zararlar vermiştir. Tabi bu zararın şu andaki tahmini tespitlerimize göre 90 bin dönümün üzerinde olduğunu, bunun hepsinde sera olduğunu, bu ekili araziler şu anda sular altında hala da biliyorsunuz ki yağışların devam ettiğini, ya bu zararın daha çok büyüyeceğini görülmektedir. Bizim Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve özel bankalara olan borçlarımızın uzun vadeli olarak mutlaka ertelenmesi lazım. Çiftçi tekrar üretime devam etmesi için. Türkiye'nin bugün %20-25 sebzesini üreten bir bölgemiz. Bunun şu anda sura altında kalan arazinin de hepsi sebze yetiştiren bir bölge, hepsi de bir sera olması, yani kış sebzesini oradan temin etmesi. Eğer bu kış sebzesi
bu sene tekrar yenileyip tekrar ekmezsek, yani ki Türkiye'de tüketici çok büyük rakamlara burada ürün yiyecektir. Çünkü çiftçi tekrar üretmek için çok büyük bir maliyet, bir masrafın içine girecektir. Onun için bizler bankalardan, hatta şunu diyoruz, bizim ne kadar Devlet Bankası'ndan, Tarım Kredi'den borç da kullanmış olsak dahi, özel bankalara borcumuzun daha büyük olduğunu, mutlaka bunun özel bankalarda içine alarak uzun vadeli ertelenmesini arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Ha, artık Mersin bölgesinin mutlaka bir afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini, bundan çiftçilerimiz de hem Mersin halkı hem Tarsus halkının da bundan faydalanıp bu zararı el birliğiyle gidermemiz gerekiyor. Mutlaka bu bölge afet bölgesi ilanını özellikle de bekliyoruz. Zarar olarak bizim şu anda tabii ilin 160 milyon gibi bir rakam çıkartmıştı. Yani Tarsus'un da 25-30 milyonun üzerinde zararın olduğu şu anda görülmektedir.